Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir börek yapacağım. Özellikle hazırlayacağımız sos böreğimize ayrı bir lezzet katacak. El açması tadında patatesli bir börek yapmaya ne dersiniz? Hadi bu lezzetli böreğin yapımına geçelim. İlk önce patatesli iç harcımızı hazırlayacağız. Bunun için bir adet orta boyda soğanımı ince ince doğradım. Soğanlarımızın üzerine 2 yemek kaşığına yakın sıvı yağ ilave edelim. Ocağımızın altını açalım ve soğanlarımızın hafif rengi dönene kadar kavuralım. Kavrulan soğanlarımızın üzerine 1,5 yemek kaşığı salça ilave edelim. Bir 5 dakikada salçayla beraber soğanlarımızı kavurmaya devam edelim. Salçamı güzel bir şekilde kavurdum. Kesinlikle çiğ bırakmayın. Yoksa böreğinizde o salça kokusunu hissedersiniz. Salçalı karışımımız hazır. Ocağımızın altını kapatabiliriz. Böreğim için 4 adet patatesimi güzel bir şekilde haşladım. Patates ezici ile patateslerimizi ezelim. Ezmiş olduğumuz patateslerimizin üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Ama herkes damak tadına göre azaltıp çoğaltabilir arkadaşlar. Ben patatesi haşlarken tuz eklememiştim. 1 çay kaşığı kadar ile karabiber. 1 çay kaşığı pul biber. Tabi sizler sevdiğiniz bütün baharatları ilave edebilirsiniz. En son hazırlamış olduğumuz salçalı karışımımızı ilave edelim. Salçamızı güzelce patatesimize yedirelim. Sizler patatesi salçalı olarak sevmiyorsanız sadece haşladığınız patateslere pul biber, karabiber serperek patatesli iç harcınızı o şekilde hazırlayabilirsiniz. Patatesli iç harcımız hazır. Tamamen soğuması için tezgahımızı da bir süre bekletelim. Bu beklerken de biz böreğimizin sosunu hazırlamaya geçelim. Sosumuz için çırpma kabına bir adet yumurtamızı alalım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 çay kaşığı kabartma tozu. Bu karışımı güzelce çırpalım. Sosumuz hazır arkadaşlar. Bunu bir köşeye alalım. Bir adet hazır yufkamızı tezgahımıza serelim. Hazırlamış olduğumuz sostan bir fırça yardımıyla yufkamızın hiçbir tarafı kuru kalmayacak şekilde sürelim. Hiçbir tarafı kuru kalmasın arkadaşlar. Bu börekte kullanacağımız yufka çok ama çok önemli arkadaşlar. Bazı yufkalar çok kalın oluyor. Yufka seçerken çok dikkat edin. İnce yufkaya ve taze yufka almaya önem gösterin. Yufkamızın iki tarafını içe doğru katlayalım. Burada önemli bir detay var. Fırın tepsinizin boyuna ya da enine göre yufkayı içe doğru katlayın. O zaman hiçbir şekilde yufkanız artmayacak. Hazırlamış olduğumuz patatesli harcımızdan böreğimizin iki uç kenarına da uzunlamasına doğru yerleştirelim. Yufkamızı rulo yaparak saralım. D
Diğer kenarını da aynı şekilde rulo yaparak saralım ve ortada birleştirelim. İki tarafı rulo yaptıktan sonra ortadan yufkamızı keselim. Kalan yufkamızı da içe doğru saralım. Bütün böreklerimi bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz patatesli rulo böreklerimizi yağlamış olduğumuz fırın tepsisine dizelim. Böreklerinizi fırın tepsisinin ölçüsüne göre rulo yaparsanız eğer hiçbir şekilde dışarı taşma olmayacak ve yufkalarınız hiçbir şekilde artmayacak. Bu tarif için 6 adet yufka kullandım. Artan sosumuzun içerisine 1 adet yumurta sarısını ilave edelim ve tekrardan çırpalım. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu böreğimizin üzerine dökelim. Tekrardan fırça yardımıyla sosumuzu dağıtalım. Böreğimizi dilimlere ayıralım. Böreğimizin üzerine susam ve çörek otu serpelim. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında böreğimizi kontrollü bir şekilde pişirelim. Patatesli böreğimiz servise hazır. Fırından çıkardıktan sonra 15 dakika boyunca dinlenmesi için beklettim ama hala sıcak. Böreğimin çıtırlığını ve kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Tamamen soğuduktan sonra saklama kaplarına koyarak derin dondurucunuzda saklayabilirsiniz. İç dolgusunu görüyorsunuz. Çok güzel bir patatesli iç harcı hazırladık. Dumanın üstünde bir börek tarifi. Misafirleriniz bu böreği gördüğünde çok şaşıracak. Çünkü hazır yufkadan olduğunu hiçbir şekilde anlamayacaklar arkadaşlar. El açması tadında bir börek oldu gerçekten. Umarım sizler de beğenerek, severek tüketirsiniz. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Henüz kanalıma abone değilseniz eğer bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Yepyeni tariflerle, yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.